Bugün bilim adamları insan yürüyüşünü taklit edebilen robotlar üretebilmek için yoğun çalışmalar yapıyor. Ünlü firmalar bu konuya milyonlarca dolar yatırıyor. Ancak hiçbir teknolojik robot insan yürüyüşündeki mükemmelliğe ulaşamıyor. Şu anda ekranda Asimo isimli robotu izliyorsunuz. Yapımcı firma Asimo'yu tanıttığı zaman bilim çevrelerinden büyük takdir almıştı. Çünkü Asimo o zamana kadar robotların yapamadığı bir şeyi yapıyordu. İki ayağı üzerinde durabiliyor ve yürüyebiliyordu. Asimo'nun imali için 1986 yılından beri çalışmalar yapıldı. Bu proje için 100 milyon dolara yakın para harcandı. Onlarca bilim adamı gece gündüz çalıştı. Ancak bu kadar büyük bir çalışmaya karşın robotun yapabileceği işler çok kısıtlıdır. Bir yere gelen ziyaretçileri karşılayıp onları istenen yere götürebilir. Elini kullanarak basit işler ve servisler yapabilir. Bunun dışında ek bir iş yapabilmesi için özel programlama ya da uzaktan kumanda gerektirir. Amerika Birleşik Devletleri'nin en ünlü teknoloji enstitülerinden biri olan MIT'de görevli robot bilimci Ron D. Brooks, yaptıkları araştırmalar sonucunda şu ilgi çekici açıklamayı yapmıştır. Robotlarda kullanılan katı bağlantı yerleri, insanlardaki dış etkileri emebilecek kas sistemleri ve esnek yapılarla kıyaslanamayacak kadar ilkel olduğundan, robotlar için iki ayak üzerinde yürümek çok zor bir işlem olmaktadır. Göründüğü gibi insanın hiçbir eğitim almadan, hiçbir hesaplama yapmadan, hatta gözü kapalı bile yapabildiği yürüme işlemini bir robotta gerçekleştirebilmek için uzun yıllar araştırma yapmak, çok karmaşık programlar kullanmak gerekmektedir. Sistemin tek bir özelliğini bile taklit etmek için bilgisayar, mekanik, elektronik, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi bilim dallarının önde gelen isimlerinin bir araya gelerek çalışması gerekmektedir.